sizin programlarınızı seyrederken evet, iyi hafta sonları diliyoruz hepinize. Ama biraz soğuk. Aynı sen sohbet söylemiştim ama bir yandan da nasılsınız sorusunun cevabı stabilse çok büyük lüks biliyorsunuz değil mi? Yani stabil. Her şey normal. Sabah kalkıyoruz, akşam yatıyoruz. Sağlığımız yerinde, karnımız doyuyor. Hiçbir renk yok. Bu stabilite şu anda dünyanın bu halinde, ülkemizin bu halinde o kadar büyük lüks ki. Bir yandan da biz Türkler bence çok eğlenceli, hayattan çok tad almayı, keyfini çıkarmayı bilen bir milletiz diye düşünüyorum. Geçenlerde bir dizi tanıtımı için bir video viral olmuştu. Bir pavyon dansı. Hazal, oyuncu Hazal Hanım'ın soyadını şu an hatırlamıyorum. Çok güzel bir dansı. Mesela bu o kadar popüler olmuş ki Ankara'da pavyon dansları kursu açılmış. Ne kadar eğlenceli bir milletiz. Bence çok eğlenceli. Bir yandan da uzaya adam yolluyoruz. Bu da nefis. Alper Gezer Avcı uzaya gitti. Bu da inanılmaz heyecan verici bir olaydı bence. Ve en güzel yanı benim için Mustafa Kemal Atatürk istikbal göklerdedir sözü uzayda yankılandı. Ama bununla da ilgili, Alper Gezer Avcı ile ilgili de sosyal medyada çok fazla şey yazıldı. Ya uzaya adam yollamışız. Daha ne yani? Türkiye'de bir Türk ilk kez çıkmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün adını orada yankılatmış uzayda. Sözünü söylemiş. Ya eğlenceliyiz. Eğlenmeye de devam etmemiz lazım ama her şey saygı çerçevesinde. Dans da edelim, eleştirelim de hayatın tadını da çıkaralım. Stabil kalabiliyorsak ne ala. Bugün çok değerli konuklarım var. Şimdi konumuz öncelikle ekonomi. Sayın Murat Muratoğlu ile bunu konuşacağız. Gündemi konuşacağız. Kendi kafamdakileri soracağım. Belki sağlık konuşsak daha eğlenebilirdik. Hani nasıl zayıflanır falan filan. Çünkü biz girerken bir öyle girizgah yaptık kendi aramızda. Ama ekonomi. Yani bu gidişle ister istemez zayıflıyoruz zaten. Yani birazcık kıstık yediklerimizi, içtiklerimizi. Biraz kontrollü gitmeye çalışıyoruz. Hadi bakalım çaylar, kahveler alınsın. Ben bugün biraz fazla mı enerjiyim nedir? Başka sohbetler başlıyor küçük bir aradan sonra. Ekonomide sessiz ve derinden devalüasyon hazırlığı var diyen ekonomist Murat Muratoğlu ve artan hayat pahalılığına karşı akıllı cazibe köyleri projesini hayata geçiren girişimci Hasan Mete, Nilüfer Bıyıklı'nın konuğu. Başka sohbetler az sonra Tele1'de. Ben bu kadar enerjik ve pozitif olunca Murat Bey dedi ki ben şimdi karartırım sen merak etme dedi. Yani zaten sizin YouTube videolarınıza bakıp kararmamak mümkün değil. Hoş geldiniz. Sen de demin İsviçre'den bildirdin. Gayet mutlu yaşıyoruz. En büyük derdimiz ağacın. Mutlu yaşıyoruz demedim. Stabil yaşıyorsak ne mutlu dedim. Stabil yani düşün o kadar kötü durumdayız. Yani hiçbir şey değişmezse ne mutluyuz. Evet. Yani şimdi sen demin uzaya giden Türk'ten bahsettin. Aslında uzaya giden Türk Alper Bey'in biraz geçmişine bakarsak kendisi 2012 yılında TSK'dan kovuldu biliyorsunuz silahlı kuvvetlerden. Yani insanların hangi kızla kaç kere beraber olduğu bizi ne kadar ilgilendiriyor? Neyse biz ekonomiye dönelim mi? Kovulmasının nedeni zaten bir kumpastı. 2020'de mahkeme kararıyla geri döndü. Uzaya gönderdiler. Yani adam 8 yıl acı çekti oraya yani gitmek için. O kadar çok şey yazılıyor ki işte onun için oraya girersek çıkamayız. Yani hayır yani düşün. Yani her güzel gibi gözüken evet. Şeyin arkasında aslında bir melodram yatıyor. Maalesef trajedi yatıyor. Yani ülke hakikaten
güzel ülkeye, eğlenmesini bilene, pozitif bakmasını bilene. Ama pozitif bakmak isteyen de sanıyorum beni dinlemeyecek. ben bilmiyorum. Umutsuz bir vakti olarak kötümser olmaya devam ediyorum ama sonuçta yaşamak güzel tabii. Bir de düşünsene aynı hikayeyi İsveç'te yaşayamazsın, Norveç'te yaşayamazsın. Orada burası, insanlar öldürürler kendilerini. Ya sıkıntıdan öldürürler. Yani dediğim gibi en büyük şeyi ağaca kedi çıkmış, itfaiye onu kurtarsın, vay kurtardı deyip gazetede bunu haber yapabiliyorlar. Burada kediden başka bir şey yok yani. Kedilerin başkenti İstanbul. Aslında çok da güzel bir şey. Yani çok. İnsanlar yani kedileri, köpekleri sevmemelerine ben yani insan gözüyle bakmıyorum o arkadaşlara. Onlar insan değil zaten bence. Hayır bir de şey açıdan düşün yani. Şey fobisi olanlara değil lafımız abi, bu arada. Yani bir kedinin sana, bir kedinin sana bir düşmanlığı olamaz. İkincisi bugün sen İspanya'ya, Fransa'ya, Londra'ya, New York'a git her yer fare dolu. Yani İstanbul gibi bir şehirde, metropolde fare olmamasının nedeni zaten o kediler. Yani inanılmaz boyutta yani hayvanların yararı çok çok ciddi anlamda ama neymiş sokakta görmek istemiyorlarmış. Yok ya yani bilmiyorum benim için çok farklı bir dünya. Murat Bey siz ekonomiye girmeden önce fare hani yemeden önce üflermiş ya çaktırmadan. Kulak memesini. Aynen. Evet. Siz de yani daha korkutmadan başka konulardan girip şöyle bir üfleyip sonra dalacaksınız galiba. Yok estağfurullah siz güzel başladınız dans falan dediniz ben dansı bekliyorum yani tango mu yaparız pasodoble mi yaparız. İşte pavyon dansı kursu açılmış. Evet, evet de o pavyona giden arkadaşların ödediği hesapları da ben ekonomist olarak yani bilmiyorum bir anda 78 bin lira hesap ne o köpüklü şampanyalardan işte kendisi alkol şampanya. Alkol sağlığa zararlıdır bu arada. Köpüklü şampanyada alkol olduğuna mı inanıyorsun sen? Olsun, zararlıdır. Kimin için? Herkes için zararlıdır. Ya, tabii siz söylemek zorundasınız ama ben söylemek zorunda değilim. Peki bu arada... gerçekten sizin videolarınıza baktığımızda kendimizi şu anda burada böyle paralamamız lazım. Ama başlangıcını eğlenceli başlamaya çalışıyorum. Farklı. İnsanlara moral vermek için elimden geldiği kadar. En merak ettiğim konulardan biri. Dolar ne olacak falan onlara sonra geleceğim. Herkesin en meraklısı o aslında. Evet sonra geleceğim. Ama az sonra. Az sonra. Seçimden önceki ekonomimiz seçimden sonra neye evrilecek sizce? Yani işin açıkçası buradaki esas kıstasımız seçimden sonra işin nereye varacağı. Şimdi anayasa değişikliğine gitmeye karar verirlerse bütün popülist politikaların devam etmesi gerekiyor. Şimdi esas amaç zaten burada anayasa değişikliğine gitmek. Yani zaten Devlet Bahçeli'nin de Erdoğan'ın da hatta AKP kurmaylarının da sık sık dile getirdiği anayasa değişikliği. Ama şimdi anayasa değişikliğine bakıyorsun sen daha önce yapmışsın. Yargıyı adeta lağvetmişsin. Sonra ya bu FETÖ yaptı bunu deyip bir anda işte darbeydi, şuydu, buydu. Onun arkasından bir anayasa değişikliğine daha gittin. Ne yaptın? Başkanlık sistemini geçirdin. Başkanlık sistemi daracık bir ceket gibi. Yani Türkiye'nin başkanlık sistemiyle yönetilmesi mümkün değil. Nitekim Türkiye yönetilemiyor. En azından ekonomi kısmından yönetilemiyor. Şimdi adalet yine tek kişiye bağlı. Yasama ve yargı. Yani adalet dediğim yargı, yani bütün erkler haliyle tek kişiye bağlı. Tek kişiye bağlı olunca tek kişinin her şeyi yetişme ve doğru olarak yapma ihtimali yok. Şimdi AK Parti gruplarına bakıyorum. AK Parti'de nepotizm yani kayırmacılık çok çok üst seviyeye fırlamış durumda artık belirli bir süre sonra. Ve adeta bir kabiliyet, bir liyakat çölünde yaşayan bir parti. Yani düşünün. İstanbul milletvekili normal şart, İstanbul pardon belediye başkanı normal şartlarda bir yıl önceden belli olması gereken AK Parti daha yeni yeni açıkladı kendi belediye başkanını. Ankara belediye başkanını yeni açıkladı. Ha CHP'de durum farklı mı dersen CHP daha İzmir belediye başkanını açıklayamadı. Yani partilerde bir plansızlık, bir programsızlık var çünkü onlar da yarını göremiyorlar. Şimdi onların yarın göremediği bir ortamda politik bir partinin yarını göremediği bir ortamda siz bir iş adamının, bir yatırımcının yarından sonrasını görme ihtimali nedir? Hiç yoktur. Yani mesela yabancıların Türkiye'den kaçması da, yani yabancılar şu anda Türkiye 20'ye yakın çok çok büyük şirket. Özellikle demir çelik şirketleri Türkiye'yi terk ettiler. Şimdi demir çelik normalde
teknoloji çok ağırlıklı bir yapı değil. Daha çok insan emeği ağırlıklı bir yapı. İnsan emeği istihdam yaratıyor. İstihdam yaratıyor ama insan emeğinin özelliği Türkiye'de nispeten ucuz olması. Ama daha ucuz şirketler var ve daha ünlü görülebilen şirketler var. Ucuz. Türkiye artık hala ucuz aslında. Çin'e göre bile ucuz Türkiye. Ama tabii, tekstilde mesela Çin'le hala yarışamıyoruz. Tekstilde Mısır'la da yarışamıyoruz. Yani siz şimdi, hadi ben isim vermek istemiyorum ama Mısır'a taşınan tekstil fabrikası sayısına inanamazsınız. Yani Türkiye'nin Türk marka olarak bildiğiniz, yani en azından Türk iyi marka olarak bildiğiniz şirketlerin tamamı ya Çin'den takım elbise ithal edip satıyor, hazır giyim açısından söylüyorum, ya da Mısır'da üretime başlamış durumdalar. Çünkü mesela biz Avrupa Birliği'ne girdik, gayet güzel Avrupa Birliği'ne, gümrük birliği anlamında girdik. Yani yanlış anlamayın, Avrupa Birliği'ne girmedik. Gümrük birliği... Ben hayal kuruyorsunuz diye sizi seyrediyorum. Evet, hayal. Sen demin hayal kurdun ya stabil gidiyoruz falan diye. Ya gümrük birliği bizim şu anda dezavantajımıza işliyor ve Mısır'ın avantajına işliyor. Düşünün, gümrük birliğinde Mısır yok ama biz dezavantajlıyız. Mısır bizden daha çok avantajlı. Bunu acilen revize etmemiz gerekiyor. Revize etmemize de dünyada ciddi anlamda ticari açıdan söz sahibi olmamız için ihtiyacımız var. Ama buna karşı çıkan ülkeler var. Mesela tekstilde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girerken en büyük sorun çıkartan ülke tekstilin hiçbir şeyini üretmeyen Almanya. Almanya gümrük birliğine girmemizi istemiyor. Hani bizi kıskanıyorlar falan filan diyorlar ya. Ya belki de kıskanıyorlar. Yani gerçekten, çünkü Türkiye'nin niye tekstilde en azından Avrupa Birliği'nde kapılarının açılmasına izin vermezsin de gidip sen Çin'den ithal, Pakistan'dan, Endonezya'dan, ayrıca Vietnam'dan ithal edersin? Kargolar yani ulaşımda da gizli bir ambargo var. Çok, konuşulmayan. Yani gizli bile Çin'den değil. Çin'den insanlar kilosu 2 dolara belki de bir ürünü kendi ülkelerine alırken bizde kargolar fiyatları 7-8 dolara çıkardılar. Tabii. Ne oldu? Gittiler. Bu da gizli bir ambargo anlamına geliyor. En son Kızıldeniz olaylarından sonra zaten Çin'den gelen mallar inanılmaz pahalandı. Mesela insanlar şeyi düşünüyor. Ya savaş hakikaten kötü bir şey. Ukrayna ile Rusya girdi. Evet. Biz ciddi anlamda darbe yiyeceğiz. Eğer Rusya-Ukrayna savaşı olmasaydı Türkiye şu anda kuvvetle muhtemel mevcut ekonomik durumu çok çok daha kötü durumdaydı. Ekonomik olarak bizi inanılmaz yaradı. Aynı şekilde Orta Doğu'daki savaş tabii. Aynı şekilde o yine Türkiye'ye yarayacak. Çünkü yani Türkiye nispeten daha pahalıya üretiyor ama navlun fiyatları, yani taşımacılık fiyatları arttığı için özellikle haliyle Türkiye'den almak daha ucuza gelebiliyor. Yani aslında iki, kuzeyimizde ve güneyimizde olan bu iki savaş Türkiye'nin ekonomisi açısından oldukça faydalı. Yani hayır, insanların, savaş kötü tabii ki. Savaş tabii ki kötü ama ben şey gibi düşünün yani. Ekonomik açıdan. Ha, yani mesela bir padişah toplanır, herkese ilk önce askere sorar. Ya bizim durumumuz ne? İşte ordumuz iyi durumda, saldırmalıyız. Sağlık durumumuz ne? Ekonomik durumumuz ne? Ya bu savaş bizim ekonomiyi kaldıramaz. Hiç girmeyelim. Yani yarardan çok faydası olur falan der. Yani öyle düşünürsek, yani ben insan kaybı veya oradaki vahşet açısından evet konuşmuyorum. Ben ekonomi açısından konuşursam oradaki iki savaş aslında bizim için faydalı. Peki Murat Bey, sizden şunu isteyeceğim. Şu anda televizyon karşısında oturmuş, evet sonra diye bekleyen insanlar var. Hakikaten ya, ne kadar sıkıcı, doğru söylüyorsun. Ben çok ilgileniyorum bu arada ama tabii bir yandan da hap bilgileri isteyen seyircilerimiz var. İşte tamamdır bu hap işte. Hap bilgi, özet, soru cevap. Hızlı hızlı. Da seçimden sonra ekonomi ne olur? Normalde seçime kadar ekonomiyi stabil tutmaya çalışacaklar. Mesela stabil. Çok iyi bir şey. Seçime kadar yani en azından burayı korumaya çalışacaklar. Evet. Ama sonra anketlere bakacaklar. Anketlere baktığında geride olduklarını gördüklerinde, ki gerideler İstanbul'da, Ankara'daki esas hedef kitle orası, hedef şehirler orası. O zaman daha önceki seçimlerden aldığımız örneğe göre para yağdırmaya başlayacaklar. Bu para yağdırma işine zaten bir bakıyoruz. Şimdi bizim enflasyonu düşürmemiz için yapmamız gereken, ki en büyük bela enflasyon olarak gözüküyor. Hı hı. Yapmamız gereken bizim parasal genişlemeyi kısmamız lazım. Bir bakıyoruz kredi kartı harcamaları rekor kırmış yine. İnanılmaz para boyutlarda. Yok. Para yok, kredi kartı, ama bunları da kısmazsan sen enflasyonu düşüremezsin. Çünkü insanlar ölür ayol. İnsanlar ölür ayol da işte ben ekonomiye bakarken insani açıdan bakmıyorum maalesef. Yani ekonominin ne olacağını söylüyorum. Tamam, insanlar ölmesin. Mesela Mehmet Şimşek bundan 3 ay önce dedi ki bundan sonra dedi zamlar dedi
hedeflenen enflasyona göre yapılacak dedi. Hedeflenen enflasyon kimin hedeflediği enflasyon? Merkez Bankası'nın hedeflediği enflasyon. Yani yıl sonu %36 hedefi bu. Ama şimdi Merkez Bankası'na bakıyoruz. İlk %28 açıkladı bu hedeflenen enflasyonu. Sonra olan dedi 33 imkansız, 32-33'e çıkartalım. 28 imkansız dedi. 32-33'e çıkardı, şu anda 36. Eğer orta vadeli programda denilen %36 enflasyon hesaplansaydı şu anda %50 aldı asgari ücretler çalışanlar. Ve ikinci bir artım acaba olur mu olmaz mı diye konuşuyor. Çünkü olmaz. Olmazsa bir de şöyle düşünün, daha ilk zamlı maaşlar alınmadı ve hani yani ya sonra diye bir şarkı var, sen şarkıdan girdin. Sen Eylül-Ekim ayında bu maaşlarla ne yapacaksın? Bu maaşlarla karnını bile doyuramazsın. Alım gücünü yükseltsek? Alım gücünü yükseltmek için ne yapacaksın? Zam yapacaksın. Onu onlar düşünecek, zam yapmasa. Şimdi nasıl alım gücünü yükselteceksin? Şimdi ben gözlük satıyorum. Tamam. Hadi ekmek diyelim, ekmek tamam. Satıyorum. Siz de benim yanımda çalışıyorsunuz. Tamam. Bir maaşınız var. Maşallah. Şimdi o maaşınıza zam yapmam gerekirse ekmeğin de zamlanması gerekiyor. Her şeyin zamlanması evet, gerekiyor. Evet, ekmek zamlanıyor. Tamam. Şimdi bu ekmeği yapabilmek için aldığım un da zamlanıyor zaten. Tabii. Yağ da zamlanıyor. Enerji, her şey, elektrik. Aynen, kiralar, her şey zamlanıyor. Evet. Dolayısıyla demek ki maaşlara zam yapmak, maaşları arttırmanın hiçbirimize bir faydası yok. Normal şartlarda ilk aylarda nispeten iyi, çünkü zamlar biraz daha arkadan takip ediyor. Yani bu zamların Yani bu çünkü şöyle düşünün. Şimdi artık zamlı, çok özür dilerim, zamları duydukları an marketlerde etiket değiştirdiler. Gördük, yaşadık biz bunu. Niye değiştirmek zorundalar? Aslında bunu bir fırsat olarak kullanmıyorlar. Şöyle, sen eğer 17.002 liraya çıkardığında haliyle işverenin yükü daha da fazla artıyor. Evet. Ve işverenin her asgari ücretli çalışan başına yaklaşık 10 bin lira fazla bir gideri olmaya başlıyor. Şimdi eğer sen 10 asgari ücretli, bak fazla da demiyorum, asgari ücretli insan çalıştırıyorsan bir iş yeri olarak senin aylık maliyetin o 100 bin lira artıyor. 100 bin lira. Az buz değil. 10 kişi çalıştırıyorsan. 50 kişi çalıştırıyorsan 500 bin lira artıyor. Bu arada bunların hepsinin asgari ücret aldığını farz ediyoruz. Daha fazla farz etmiyoruz. Ne yapacağız? 100 bin lira adam ne yapacak şimdi? 100 bin lira ekstra her ay harcıyorsa hali o 100 bin lirayı kapatmak için zam yapmak zorunda. Çünkü zaten çok ciddi anlamda kar marjları yok ortada. İşte tam da onu söylüyorum. Yani düzelmemizin bir yolu, yöntemi var mı sizce? Şimdi kendi aramızda bunu konuşuyoruz. Bir gün düzelir miyiz? Bir gün düzelir miyiz? Şöyle, bu yönetimle bir gün düzelemeyiz. Maalesef düzelmeyeceğiz. Yani mesela örnek ver dersen, Venezuela bu işi 20 yıldır çekiyor mesela. 20 yıldır bir düzelme gözüküyor mu? Gözükmüyor. Ama çevre ülkelerde de bir sürü ekonomik krizler oldu. Yunanistan bir ara yerlerde sürünüyordu. Evet. Kalktılar, ayaktalar. Yunanistan mesela çok enteresan. Yunanistan'ın yerlerde sürünmesinin nedeni yıllarca yalan veri açıkladılar. Ve bu yalan veriyi hani dünyanın en büyük bankalarından Türkiye'nin de, daha geçen gün Türkiye mesela çok olumlu rapor yazan bir banka var. Goldman Sachs. Biliyor musunuz? Goldman Sachs denen arkadaşlar Yunanistan'ın danışmanıydı. Ve yıllarca Yunanistan bütçesini çift bütçe hazırlayıp sakladı. Yani Yunanistan'ın açığı %1.7 gözükürken aslında 8.3 civarındaydı. Yani bu sahtekarla Goldman Sachs denen firma ortak oldu ve Avrupa'yı yıllarca kandırdı. Ne zaman mızrak çuvala sığmadı, Yunanistan battı. Ama Yunanistan'ın farklı bir durumu var, çünkü Yunanistan Euro kullanıyordu. Yunanistan Avrupa Birliği'nin içindeydi ve Yunanistan'a Almanya, Fransa, bütün zengin Avrupa ülkeleri yardım etti. Haircut denilen borçlarını azalttı. Haircut denir. O mesela 100 lira borcum varsa tamam sen bana 60 lira öde hallederiz. Peki. Demeye. Böyle araya giriyorum çünkü çok sorun var ya. Gir, bekliyorlar. Tabii. Şimdi bizim çıkış bundan yolumuz sonraki, nedir? Bundan sonraki şeyi de biz alırız kuvvetle muhtemelen konunun yerine. Yani her ay gelsenize siz bana. Ya, sonra beni vursunlar. çok iyi fikir. Yani tabii mafyadan bahsetmiyorum, yanlış anlamayın. Şakaydı. Haliyle şimdi bize bakıyoruz, bütçe açıklandı değil mi? Bütçe Mehmet Şimşek şu anda ekonomiden tek sorumlu bakan. Hı hı. Şimdi Mehmet Şimşek'in yetkisini önce onu tartışalım. Mehmet Şimşek neden sorumlu? Ekonomiden. Hı hı. Başka neden sorumlu? Şimdi ekonomiden sorumlu olmak için normal şartlarda İstatistik Kurumu'nun Mehmet Şimşek'e bağlı olması gerekiyor. Hı. Ki eskiden öyleydi. Değil. Şimdi açıklanan enflasyon rakamlarına var mı?
inanan. Yok. BDDK'nın Mehmet Şimşek'e bağlı olması gerekiyor. Değil. SPK'nın Mehmet Şimşek'e bağlı olması gerekiyor. Değil. Mehmet Şimşek'e hiçbir şey bağlı değil. Mehmet Şimşek normal şartlarda işte çok yazıldı, ezildi. Amerika'da Türkiye adına bir yatırımcı toplantısı yapıldı. Ve bunu yapan JP Morgan. Bu JP Morgan'ın kim olduğuna bakalım. Bu JP Morgan 2019 yılında Erdoğan tarafından dış mihrak, hain ilan edilmiş. Üzerine üzerlik verilen talimatlarla SPK, BDDK tarafından ona dava açılmış bir kurum. Türkiye parasında manipülatif hareketler yapmak zorunda. Kaldı, yani yaptı diye. Çünkü ne yapmıştı? 5.20 idi dolar kuru. Hı hı. O sırada bir rapor yayınladı JP Morgan. Merkez Bankası etik olmayan ve gerçekçi olmayan bir şekilde arkadan dolar satıp Türk lirasını değerli tutmaya çalışıyor diye bir rapor yazdı. Bunu fazla götüremez, dolar 5.90 olacak dedi. Tabii tam şey öncesiydi, referandum öncesiydi. Erdoğan çıldırdı. Bunlar bizim ülkemizi batırmaya çalışıyorlar. Böyle rapor yazıyorlar. Bunlar sahtekar falan. Tam bir ay sonra Berat Albayrak o zaman gitti. JP Morgan'ın Miami'deki toplantılarına katıldı. Yani bu hain dediğimiz adamların. Ve bu son toplantıyı, en son New York'taki toplantıyı düzenleyen de JP Morgan'dı. Şimdi burada 50 trilyon dolarlık bir fon yönetiliyor. Ne yaptı Mehmet Şimşek? Amerika'ya gideceğim diye açıklama yaptı. Hemen arkasından Davos. Bu resmi programlarında var bu arada. Mehmet Şimşek Amerika'ya gidemedi. Şimdi Mehmet Şimşek ne yaptım? İnternetten katıldım dedi. Baba hiç uğraşma, WhatsApp grubu kur. Hiç değilse mesaj atarsın, kedili video yollarsın. Şimdi sen girip internetten katılıp 200 yatırımcıya aynı etkisini sağlayabildiğini mi? Senin para ihtiyacın var diye devamlı Arap çöllerinde dolaşan bir adam düşünün. Katar'a gitti defalarca, Doha'ya gitti, Suudi Arabistan'a gitti defalarca, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti defalarca, Londra'ya bir iki kere gitti. Londra'da çok ciddiye alınmadı ama bu ciddi 50 trilyon dolar yöneten bir fonla, bir gürültüden bahsediyoruz. Şimdi seni karşında görmek isterler çünkü Gaye Erkan'ın bir yaptırımı yok. Gaye Erkan kim? Bir onunla bürokrat. Ortalık kaynıyor. Neyse yani buraya da girmem. Vaktimiz yok. Yani Gaye Erkan, bakın çok enteresan. Eğer doğru değilse buyursun yalanlasın. 23 Aralık günü Amerika'ya gidiyor. Yılbaşını orada geçiriyor. Toplantıyı orada geçiyor. Ve hala Türkiye'ye dönmüyor. Yani Merkez Bankası'nın başında şu anda adam yok. Yani ancak yardımcıları var. Bunu söyleyen ben değilim. Merkez Bankası kayıtları. Sonra ya... Bilmiyorum senin baban buralarda mı geldi mi yani şirkete ama Gaye Erkan'ın babasının Merkez Bankası koridorlarında ne işi var? Bu arada Amerika'da şu an New York'ta bayağı büyük indirimlerin olduğu bir dönem. Belki de o yüzden gitti Gaye Erkan hazır. Yani çok zaten... ciddi. Ben eskiden yılın bu zamanlarında gider alışveriş yapar dönerdim. Evet. Daha ucuza gelirdi her şey. Şimdi gidemiyorum o ayrı. Ya ne nasıl tabii outletler özellikle New York dışındaki Jersey'deki outletler falan inanılmaz büyüklerdi. Kaç feliz dönüyordu. Türkiye'den şey... Şimdi aynı şey bizim başımıza geliyor. Geliyorlar, valiz valiz alıyorlar. Biz böyle sırada yabancıların kasadaki alışverişlerinin bitmesini bekliyoruz. Şimdi Gaye Erkan CV'si güzel ama Merkez Bankası'cı değil. CV'sine bakıyorsunuz, finansal mühendis olarak geçiyor. Finansal mühendisin ne işi var Allah'ını seversen? Yani piyasa adamı koy daha iyi. Yani finansal mühendis, ha tamam CV'si. Bu arada Şahap Kavcıoğlu'ndan kim olsa daha iyi olduğu için... Ya biz Gaye Erkan'a iyi dedik. Sonra Gaye Erkan'ın iki tane röportajı beni bitirdi. Yani bütün kredisini tüketti. Bu son olayla bence kendisini istifa etmesi ya da kovulması lazım. Çünkü bunun yapacağı iş, iş değil. Yapılan iş. O babasının, annesinin devamlı sisteme tabii gelmesinin, henüz babasının. Henüz konuya vakıf olmayan seyircilerimiz vardır. Sosyal medya çok kullanmayan seyircilerimiz var. Evet, Gaye Erkan'ın babası devamlı Merkez Bankası'nda zaman geçiriyormuş. Ve orada çalışan bir hanımefendiyi kendi inisiyatifiyle kovmuş. Ki hiçbir resmi yetkisi yok. Bütün hikaye bu. Kızcağız da CİMER'e şikayette bulunmuş. İşte Sözcü Gazetesi de bunu haberleştirdi ve mektubunu yazdı. Sırf bu da değilmiş. Bir sürü ekstra işte kendileri adeta Merkez Bankası'nda bir saltanat kurmuş. Bunu duyan Gaye Erkan gerekli kişiler hakkında işlem yapılacaktır diye buyursun işlem yapsın. Çünkü zaten orada Merkez Bankası'nın bütün halleri kameralar altına alınmakta. Babasının orada bir saniye gördüğün anda zaten ikinci saniye gerek yok. Ya ben hayatım boyunca en az 10 iş yerinde çalıştım. 10 iş yerinden kovuldum. Daha benim ne babam ne annem hangi binada çalıştığımı bilmiyordu. İnsan yani çocuk mu bu, ilkokul mu? Gidip de babası annesinin o binada ne işi var? Yani her neyse ondan öncekine bakalım. Cumhurbaşkanı bakın gayet siyaseti oynuyor. Küçük bir kız nispeten yaş olarak benden. Kendisini görmüştüm var mı? Evet var.
Ve kendisi siyaset oyunu dediği lafa bakın Allah'ın severseniz. Cumhurbaşkanımız bana 3 tane sektör söyleyin şahlandıralım. Lan sen Merkez Bankası Başkanısın lan dediğim için özür dilerim cümlenin gelişinde böyle giriyor. Sen kendisine Merkez söylemiyorsunuz evet. Aslında kendisine de söyleyebilirim. Yok gerek yok yani öyle. Ya bırak beni Allah'ın seversen ya kavgaya gidiyorum. Peki bir şey soracağım. Tamam şimdi bunlar acayip derin mevzular ama böyle bize akşam 3 saat vermeleri lazım haldır olur konuşalım. Ya tamam güzel de şöyle düşün. Ekonomi kurtarmak için 2 kişi getirdik. Gaye Erkan, Mehmet Şimşek. Gaye Erkan pof çıktı. Bu saatten sonra ağzıyla kuş tutsa bir şey olmaz. Zaten Gaye Erkan'ın bir oyu var. 5 kişi karar veriyor faize. Diğer 4 kişinin hepsinden bir Cevdet Akçay hariç. Hepsi diğerlerin partili. Birinin nikah şahidi Devlet Bahçeli'ydi. Yani o gruba yakın. Biri halen Hatice Hanım Cumhurbaşkanı başdanışmanı. Yani devamlı öyleydi ve iyi mesela şu anda Amazon'da çalışan, Amazon'un parasını yöneten, Amazon'un dünyanın en büyük şirketlerinden bizim Merkez Bankası yardımcısı arkadaş da istifa etti. Niye? Birilerine dayanamadı. Mehmet Şimşek'e gelelim. Davos'a da gönderilmedi. Davos'ta dünyanın en büyük şeyleri var. Davos, Yahudi lobisinin kurduğu bir organizasyon, bu yüzden gitmeyeceğim dedi. Arkadaşım, bütün Arap prensleri, Arap Dışişleri Bakanı, Arap Maliye Bakanı özel jetleriyle orada ve sen Arap'tan çok Arapçılık yapıyorsun, Davos'a gitmiyorsun. Yani o organize etmiş olabilir. Ha, çok mu delikanlısın? İsrail'e kıl mısın? Her gün senin gemilerin İsrail'e adam gönderiyor. Her gün malzeme gönderiyor İsrail'e. Niye o aslanlığı yapmıyorsun? Çünkü ucunda birinin para var, diğerinin ucunda reklam PR var. İşte bak biz İsrail'e tepki gösteriyoruz diye sen reklamını yapıyorsun ama para kazanırken gıkını çıkarmıyorsun. Bu iğrenç bir ikiyüzlülük olarak gözüküyor benim gözümde. Mevzular derin. Vaktimiz de az olduğu için seyircinin aydınlanmasının yanı sıra. Sen yine seçim öncesini ve sonrasını sor bana. Acil merak edilen soru seçimden sonra dolar ne kadar olacak? Şöyle seçime kadar doları tutmaları gayet normal olarak görüyorum. Çünkü daha önce de bunu yaptılar. 18'e kadar 19'a kadar çıktılar. Sonra hop diye 24-25-26'ya ufak bir devalüasyon yaptılar. Ve ufak bir devalüasyondan sonra idare ederek 30'a çıkardılar. Şimdi Türkiye'nin son 2 yıllık enflasyonun %65 olduğunu biliyoruz. Yani Türk lirasının en azından çok çok basit diyorum aslında tam buna bağlı değil. 2 yıl boyunca %65 değer kaybetmesi gerekiyordu. Şöyle... Ne kadar vaktimiz var hemen ona göre dalacağım. 3 dakika. 3 dakika. 94 krizini bilmiyorum bilmez gençler. 94 krizinde Çinliler benzer bir hikayeyi yaptı. Dolar 14 liradan 42 liraya kadar çıktı. 38'e indi. O 3-4 yıl idare etti Türkiye'yi. Sonra tek Türk lirası değerlendi. Ondan sonra 2000-2001 krizinde 675 liradan 1800'e kadar çıktı dolar. Sonra parti değişti. Avrupa'dan paralar geldi. 1200'e kadar geldi. Yaklaşık 10 yıl kadar falan idare etti. Şimdi Türk lirasının ciddi anlamda değer kaybetmesi gerekiyor ki yabancı gelsin. Yabancı sadece onlar konuşmuyor. Benim de yani ben yıllarca yabancı bankalarda çalıştım ve yabancı bankalardaki bu arkadaşlarım şu anda rapor yazıyor. Hani devamlı raporlar yazılıyor ya mesela bugün Goldman Sachs'ın, Citi'nin, HSBC'nin Türkiye hakkında çok olumlu raporları var. Türk lirası çok kazanacak. Peki niye bir sent bile para yollamıyorlar diye kimse düşündü mü? Çünkü bu adamlar Türkiye'den iş alıyorlar. Türkiye'nin euro bondlarını satıyorlar ve para kazanıyorlar. Bu iş böyledir. Para kazandığın şirketi översin. Ki hazine bonolarını sat. Yabancılar gelmiyor. Yani Türk lirasının eğer kurtulmak istiyorsa ekonomi çok ciddi anlamda bir devalüasyon yemesi gerekiyor. Bu devalüasyon ne demek? Devalüasyon devletin kontrollü olarak kuru kendi istediği seviyeye yükseltmesi. Serbest piyasada bu olmaz. Ama dolar grafiğine bakın. Yani dünyada bütün grafikler euro dolara bak, Japonya'nın dolara bak. Grafikler testere gibidir. Böyle böyle çıkar. Bizim grafik dümdüz. Ekonomide böyle bir grafik yok. Yani ne kadar bu kontrollü olur? Ekonomi. Ya olması gereken normal şartlarda real olarak hesaplanmamış durumuyla kafamdan söyleyeyim. Türkiye'nin cazip olması gereken fiyat şu anda 50 lira ve üstü doların olması gereken. Çünkü tutuyorlar. Çünkü tuttuklarını da söylüyorlar. Ama ne kadar olur? Ama yapabilirler mi? 90 milyar dolarlık şu anda KKM var. Bu ne demek? Dolar kurunun her 1 lira artmasının nedeni 90 milyar liraya mal olur. Her 1 lira. Yani yaklaşık 10 lira artsa dolar 900 milyar lira. Benim dediğim 50 lira 20 lira artsa 1 trilyon 800 milyar lira ekstra para bir anda Merkez Bankası'nın sırtına yükler. Yani 50 lira olması gerekir. Olamaz ama. Olamayacağı aynı zamanda enflasyon patlar. Enflasyon yani patlarsa 40'larda falan mı durur?
Yani normal şartlarda yıl sonunda 43-44 lira olması gerek ki nispeten cazip olsun. Gelen de hedge fonlar olur. Yani yatırım gelmez. Yani çünkü çok ciddi anlamda artması gerekiyor. Şimdi biz hep enflasyonun altından takip ettiğimiz için faizi bunu aynen Arjantin yaşadı. Örneklerden bahsediyorum. Arjantin'de enflasyon 60'da 55 faiz veriyorlardı. 70'de 65 faiz veriyorlardı. %95 veriyorlardı. Şu anda %130 faiz veriyor. Arjantin yetmiyor. Yani yetmeyecek de. Şimdi dolar kuru 50 liraya çıkarsa enflasyon patlar. Enflasyon patlarsa senin faizi arttırman gerekir. Yani işin açıkçası, bak YouTube'da da aynı örneği verdim. Kırmızı çizgi vardır. Artık o saatten sonra frene bassan bile araba durmaz. Yani hani frene basarsın ama durmayacağını anlarsın arabanın. Ah de yavaş çarpsak fare filan dersin, çarparsın. Biz o kırmızı çizgiyi geçtik. Biz o kırmızı çizgiyi geçen yıl geçtik. Yani bundan sonra en sert tedbirleri al. En çok acıyı çek. Yine de hani Mehmet Şimşek 2026 diyor. Oraya girmeyelim, çıkamayız. Vaktimiz bitti. Hayır, 2026'da ancak düzelmeye başlarız diyor. Mehmet Şimşek yani yetkili popülist olması gereken arkadaş. Mesela sizinle işte konuşmak isterim. Borsa ne olacak? Hangi yıla tekabül eder bizim bir tık düzelmemiz ama vaktimiz bitti. İsterseniz bunu bir yemekte konuşalım. Yaparlar ya madem iyi girdin. Gerçekten ne olur bir daha gelin. Yalvarırım. Ama çünkü... internetteki videolarında bu kadar pozitif değil. Daha böyle pesimist ya. Onun için şu anda daha sen iyi. Pozitif mi gördün beni? Evet evet. Sen daha sindire sindire. Ne kullanıyorsun? Ne çay içiyorsun? Melisa çayı çok mı o? Çok teşekkür ederim. Söz mü? Gelecek misiniz? Şimdi söz vermeyeyim tabii ama gelmeye ama çalışacağım tabii. Çok isterim çünkü daha konuşacak çok şey ya var. Ya sorma, ben başında 4 saate kadar susmuyorum. Yani yarım saatte ancak bu kadar oldu. Beyefendi beni bekliyor zaten kapıda. Tırmalamaya başladı kapıyı, kendisine artık daha fazla ama bekletmeyelim. Sizi takip etmeye devam ediyoruz. Lütfen beni takip etmeye devam edin. Bu arada Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. Hayatımın ilk ödülünü verdiler bana. Bunda yılın kendim en sevilen ekonomi yazarı. Sevilen, beğenilen. Öyle yazıyordu. Ama düşün, en iyi ekonomi yazarı dememişler. En beğenilen. Hani şey derler ya, yakışıklı çocuk değil ama sempatik. İşte o benim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Küçük bir aradan sonra geliyoruz. Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda. Ekonomi konuşurken bu kadar eğlenebileceğimi düşünmezdim, bir enerji patlaması yaşadık. Umarım size de biraz iyi gelmiştir. Yani hayatımızdaki bu olumsuzlukları konuşurken bir tık böyle delirmiş gibi pozitif yönlerinden de bakmamız gerekiyor. Hele hele şu zamanlarda gerçekten. Yani hafif delirmemizde kimseye zarar vermeyecek şekilde hiçbir sakınca yok diye düşünüyorum. Şimdi... Yine çok özel bir konuğum var. Çok çok ilgimi çeken bir mevzu. Akıllı cazibe köylerini konuşacağız. Sayın Hasan Mete ile hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Şimdi bu akıllı cazibe köyleriyle ilgili yapay zeka da dahil her türlü teknolojik imkanların kullanıldığı, kendi enerjisini üreten, sıfır atık olan tarım ve hayvancılığın bilinçli bir şekilde yapılabileceği köy olduğu için
Bu projeye akıllı cazibe köyü diyoruz demişsiniz. Evet. Güzel özetlemişsiniz, bir hayal gibi. Hayal zaten. İnsanlar hayal kurmadan gerçeğe ulaşamazlar. Ben ülkemin, vatanımın, insanlarımın rahat yaşayabilmesi için tek başıma ne yapabilirim? Bunun için bu özetlemeyi yaptım ve bu projeyi çalıştım. Ciddi çalışma gösterdim hem de. Uzun yıllardır bu proje üzerinde çalışıyorsunuz. Evet. Yaklaşık 2009 yılından beri çalışıyoruz. 2015 yılından beri de bürokratik engelleri aşmaya çalışıyoruz. Baktık olmadı, kendimiz başladık. Şehre, büyük şehirlere göçü bir nebze önlemek için aslında tarımı ve üretimi biraz da arttırmak için hayal edilmiş bir proje değil mi? Şimdi bizim kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bizim asıl gerçeğimiz ne şu anda? Enflasyon. Ekonomi bozukluğu. Demin konuştuğunuz gibi. Bu proje aslında ekonominin kazanılması için. Ekonominin kökeni nedir? Ev geçindirme sanatıdır. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde büyük bir ev olarak görürsek bu evin insanları nasıl geçinir? Ne yer, ne içer, ne satabilir biz aslında akıllı cazibe köylerinde gösterdik. Peki bu akıllı cazibe köyleri uygulanmak istenilen pek çok yer olmuş. Şu an ne aşamada? Şimdi akıllı cazibe köyleri mutlak bir devlet projesi olmak zorunda. Çünkü tek başına ben anca Cervantes'in Don Quixote'u gibi olabilirim. Hı hı. Yani tek başıma ne kadar gidebilirim? Bir yere kadar gidebilirim. Zaten biz bu projeyi düşünürken de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ekonomisini nasıl düzeltebiliriz? Aslında bir taklit proje bile diyebilirsiniz buna. Ben dünyadaki bütün benzerlerini bir araya getirip %23 teşkilinin üzerine %77 koyup daha güzel ne yapabiliriz'i ortaya koymaya çalıştım. Peki neden bu rağbet görmedi? Rağbet gördü aslında. Her yani, şeyi rağbet görüyor. Türkiye'de yapılan yanlış şu aslında. Planlama çok güzel, uygulama hatası var. Mesela bürokratik engellerle karşılaştığınızı söylediniz. İşte onu ciddi. Merak ettim. Orada neden rağbet görmedi? Sadece bu A partisi, B partisi, iktidar partisi veya muhalefet partisi olarak ele almıyorum ben bunu. Çünkü ben siyasete çok uzak bir insanım. Aslında siyaset Türkiye'de ne yazık ki kariyerin son noktası olarak görülse de ben siyasete uzak bakıyorum bu işi. Türkiye yöneten siyasilerin muhalif ya da iktidar. Her ikisinin de alkışlayıp omuzlara aldığı bir proje. Fakat Türkiye'de ne yazık ki ama ne yazık ki diyorum uygulamada hep geride kaldığımız için herkes tamam biz bunu alkışladık, yaptık, gösterdik insanlara, yapabilecek hayali kurdurduk. Hı hı. Fakat bir ara yaparız yaparsak mantığıyla çalıştıkları için. İki bu insanlar da bizim içimizden çıktıkları için. Ben çok fazla yatsımıyorum. Fıtrata göre hareket ediyorum. Türkiye'de yaklaşık 19 bin tane köy var. 18.964 tane köy var. Bu köylerin tamamı, bakın tamamı eğer akıllı cazibe köylerine dönüştürülürse abartmadan söyleyeyim. Bugün matematik hiçbir zaman yalan söylemez, doğru verileri koyarsanız eğer. Türkiye'nin geliri yıllık abartmadan söylüyorum. 1 trilyon euro olur sadece tarımdan. Tarımı da ekonomi için yaparsınız, yaşam için yaparsınız, huzur için yaparsınız, aç kalmayasınız diye yaparsınız. Şimdi ilk etapta nereden başlamayı düşünüyorsunuz? Biz ilk etapta zaten ilk hedefimiz Erzurum'du, Elazığ'dı, Diyarbakır'dı fakat olmadı. Biz Kars'ta ince ince başladık. Kendi imkanlarımızla. Tabii kendi imkanlarımla. Şu anda bütün yaptığım her şeyi kendi imkanlarımla yapıyorum. Ne yapıyorsunuz tam? Seyirciyi tam bilgilendirmek bizim istiyorum. Bizim aslında bir bölge belirliyorsunuz. Bölge belirliyoruz. Evet bu bölgeye aslında bölgelerimiz belli. Bizim bölgelerimizin Doğu, Güneydoğu, Doğu Karadeniz olması gerekiyor. Çünkü en fazla göç veren şehirler burada. Tamam. Yani bir arsa mı ya da kurulu bir düzen arsa, mi? Arsa ilk önce bu köyün kurulabilmesi için minimum 2500 dönüm araziye ihtiyaç var. Biz bu araziyi ilk önce bulabilmeliyiz. Kendi imkanlarımızla Kars'ta bulabildik bir kısım. Ve orada ince ince başlamaya başladık. Ya çalışmaya başladık ve hayvancılıkla, tarımla, doğru tarımı nasıl yapabileceğimizi göstererek başladık. Tabii bu dikkat çekmeye başladı. Şimdi Adapazarı Akyazı'da ciddi bir çalışma başlatıyoruz. Türkiye'nin en komplike serasını orada kurmaya hazırlanıyoruz. Yaklaşık Nisan ya da Mayıs ayında ilk inşaata başlayacağız. Ekim ayında da ekim olaylarına bakacağız. Adapazarı'nda da Akyazı'da da ciddi bir gelişme göstereceğiz. Yani bu neden Adapazarı Akyazı? Hem toprak bakımından çok iyi hem de benim imkanlarım buraya yetebiliyor artık. Peki bu arada insanlar bu projeye nasıl dahil olabiliyorlar? İnsanlar kendi... Diyelim ki ben Adapazarı'nda yaşıyorum, evet. Akyazı'da yaşıyorum. Sizin böyle bir projeniz olduğunu duydum.
Ben bu projeye nasıl dahil olabilirim? Nasıl, ne kazanabilirim? Yatırımcı olabilirsiniz. Bu projeye ortak olabilirsiniz. Fakat ilk etapta bizim örnek köyü çıkartmamız lazım ki siz ondan sonra kendi köyünüz var mesela. Kendi köyünüzde belli bir araziniz var. Biz toprak bütünlüğünden yana olduğumuz için arazilerinizi birleştirerek daha fazla kazanmaya başlayabilirsiniz. Yine aynı işlemi yapacağız. Biz orada da tarım yapacağız. Sizin yaptığınız tarımı bilinçli hale getiriyoruz. Yani köylünün yapmaya çalıştığı tarımı bilinçli yapmaya çalışıyoruz. Fakat yine gelip bir duvara tosluyoruz burada. Burada emin olun iktidarda da böyle yaşadık, muhalefette de böyle yaşadık. Biz onları çünkü siyasilerden destek almak durumundayız fakat alamıyoruz. Yani köylüler bu projeden şu anda nasıl faydalanabilir? Köylüler bu projeden kendi arazilerini ortak ederek mesela biz X köyüne gittik, X köyünün muhtarıyla görüştük, kahvede bir konuşma yaptık. Herkesin köyün diyelim ki 5000 dönüm arazisi var. Bu araziye biz bir kooperatif usulü bir şey kuruyoruz. Evleri güzelleştiriyoruz. İlk başta insanların yaşam mahallelerini. Akıllı ev yapıyorsunuz. Evet, akıllı eve çeviriyoruz. Ve arazinin yapısını orada bitecek, orada yetişecek ürünlere göre değerlendiriyoruz. Tabii, bunları çoğalttığınızı düşünsenize. Bugün Türkiye'nin 283 bin kilometrekare tarım alanı var. Basit bir matematik denklemi yapmış olsanız. Mesela 1 ile 1'i toplarsanız 1, 2 yapar. Çarparsanız 1 yapar. 2 ile 2'yi çarpıp toplayın farklı rakamlar çıkmaya başlar. Şimdi biz çarpanlarına göre gitmek istiyoruz. İlk başta Türkiye 80 milyon, 90 milyon nüfusu olan bir ülke. Bu ülke ne yer? Ne içer? Bakın mesela Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çok büyük bir yanlış var şu anda. Hayvan ithalatı yapıyoruz ve başladı gelimler. Angus hayvanları gelmeye başladı. Biz 1985'ten ihracatçı bir ülkeyken neden 2009'dan beri ithalat yapıyoruz? Cebimizdeki parayı neden başkasına veriyoruz? Türkiye'nin yıllık 2,5 milyon, 3 milyon ton et ihtiyacını biz kendimiz göremiyor muyuz? Bu planlamalar bakın Türkiye'de 2024 ile 2028 arası tarım reform paketi açıklandı. Biz bütün herkes olarak planlamayı güzel yapıyoruz. Yazıları, çizileri işte şu yapılacak, bu yapılacak kenara koyuyoruz. Uygulamaya geçilmiş olunsa Türkiye... Hollanda 7000 kilometrekarede tarım yapıyor. Dünyanın ikinci tarım ülkesi. Bakın 7000 kilometrekare. Türkiye 283 bin kilometrekarede tarım yapıyor. Hiç yok. Türkiye'de 50 tane tarım ziraat fakültesi var. Buradaki öğretim üyelerinin sayısı yetersiz. Buradan yetişen mezun olan öğrenciler bilinçsiz şekilde toprağı tanımadan çıkıyorlar. Ve şu anda 125 bin tane ziraat mühendisi var. Açıkta bekliyor. Yani ilk başta yapmamız gereken eğer ekonomimizin düzelmesini istiyorsanız. Bakın bu proje öyle bir proje ki gerçekleşmesi yani Türkiye satında gerçekleşmesi sonunda yaklaşık ülkenin gerçekten net geliri 1 trilyon euroyu geçer. Bu arada şehirden küçük yerlere göçler de yoğunlaştı özellikle pandemiden sonra. O biraz korkudan oldu. Evet ama bir yandan da gerçekten doğaya özlem duyan. Ve yediğinden içtiğinden mutsuz olan insanlar işte belki küçük küçük yerler edindiler, kendi bahçelerinde ekip biçmeye başladılar. Böyle düşünen insanların akıllı cazibe köyüyle bağlantıları ne olabilir? Onlara böyle bir projenin şimdi faydası var güzel mı? Güzel bir soru sordunuz aslında. Bu insanların bireysel olarak yapmış oldukları şey topluma yıllardır son 15-20 yıldır empoze edilen kişisel gelişim metotları var ya, ben kişisel gelişime karşıyım. Gelişmeyelim mi? Kişisel, toplumlar kişisel gelişmez. Mesela sosyal medyada görüyorsunuz, televizyonda görüyorsunuz, kitaplarda bakıyorsunuz. İşte bir adam var, ismini söylemeyeyim buradan, söz hakkı doğmasın, kapışır mı, kapışmaz mı adam? Saçma sapan şeyler yapıyor, söylüyor ve insanların aile yapısını bozuyor. Bizim kişisel gelişmeye kalktığımız zaman bencilleşiyoruz. Toplumlar birlikte gelişirler. Bu da eğitimle olur. Ben aslında toplumun bütün çoğu yerinde hep bir Atatürk ismi geçer. İşte Atatürkçüyüm, Atatürkçünün izindeyim, Atatürk'ün askeriyim. Yalan söylüyor insanlar. Asıl Atatürkçü benim. Asıl Atatürk'ü ben seviyorum. En çok benim mi? Hayır en çok ben değilim ama bakın. Atatürk'ü sevmek bir insanın şeklini, şemalini, mavi gözlü, sarı saçlı olarak sevmek değil. Mustafa Kemal Atatürk ne yapmış? Bu ülke kurulduktan sonra 42 yaşında bir ülke kuruyor ve bu ülke için 29 yılında uçak fabrikası kuruyor. 36 yılında ziraati
şenlendiriyor, güçlendiriyor. Amerika'dan mühendisler getiriyor, ziraat mühendisleri ve ülkenin ziraatiyle beraber nasıl gelişeceğini ileriye dönük görüyor. E şimdi çok affedersiniz içki masasında Atatürk'ün marşını söyleyerek Atatürkçü olduğunu söyleyen insanlar var. E bir taraftan toplumu farklı farklı yerlere götürüyorlar. Ekonomiyi düzeltmek istiyorsanız tarım yapmak zorundasınız. Az önce sorduğum soruya gelelim. Onun cevabını alamadım. Şehirden küçük yerlere ya da bir şehre bir tık yakın ama araziyle uğraşmak isteyen, yeni bir düzen kurmak isteyenlere akıllı cazibe köyleri nasıl bir yaklaşım sunuyor? Yani onların da faydalanabileceği bir şey mi bu? Gelip bizim kuracağımız yerlerde ya da kendileri bir araya bir kooperatif usulünde birleşip arazi, büyük araziler satın mesela alarak girebilirler. Mesela şimdi siz Adapazarı dediniz ya. Evet. İstanbul Adapazarı yakın. Evet. Yani siz orada bir şeye başladıysanız İstanbul'dan biri gelip aa ya ben de burada böyle bir bağlantı kurmak istiyorum dediğinde olabiliyor mu? Yatırımcı olacak. Yatırımcı. Arazi satın alacak. O araziyi bizim yapmış olduğumuz işe şarj edecek. Onunla birlikte olabilecek. Eğer köylüyse dışarıdan gelen insanlar, şimdi İstanbul'un nüfusu yaklaşık 20 milyon, gündüz nüfusu yaklaşık 24 hı hı. milyon. İstanbul'da yaşayan, Türkiye demek İstanbul demek artık ne yazık ki çok yanlış bir şey. Marmara bölgesi Türkiye nüfusunun %38'ini kapsıyor. Yani biz 85 milyon nüfusun yaklaşık 40 milyonu veya ne bileyim 20-30 küsür milyonu Marmara bölgesinde yaşıyor. Devletin bir an önce hükümetlerin ve muhalefetin birlikte plan yaparak halkı mutlaka geri döndürecek planlar ortaya koyması lazım. Bu planların başıdır akıllı cazibe köyleri. Atatürk'ün aslında kurmuş olduğu hayaldir bu. Köy enstitüleriyle. Hı hı. Eğitimin, ekonominin, sanayinin her şekilde. Bakın bu köylerde fabrikalar var. Bu köylerde yapay zeka sistemleri var. Biz bu köyleri görebilecek miyiz? Eğer istersek görebiliriz. Yani bu aynı Şirinler filmi değil. Bir gün uslu bir çocuk yani olursak. Çünkü şu anda bir hayalden söz ediyoruz. Daha elle tutulur, gözümüzle görebileceğimiz henüz bir şey yok. Hasan hani, Mete olarak tek başına ancak bu kadar yapabilir bir insan. Tabii ki yani işte bu nasıl gerçekleşebilir? Şöyle gerçekleşebilir. Önümüzde ciddi bir belediye seçimleri var. Ben hiçbir partinin programında köylere şunu yapacağım diye bir program göremiyorum. Bir madde göremiyorum. Ya da X, A, B, C partisi çıkıyor, onun adayı çıkıyor. İşte ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. 100 tane vaatte bulunuyor, 97'sini yapmıyor. Tekrar seçilmek istiyor. İlk önce yapılması gereken büyükşehir belediyeleri. Bakın İzmir, İstanbul, Ankara, Adana, Antalya. Bu büyük, çünkü göç alan şehirler bunlar. Bu şehirlerin büyükşehir belediye başkanı adayları çıkacak, diyecek ki ben doğuda şu şehri kardeş şehir ilan ettim. Şu şehri kardeş şehir ilan ettim diye veya bir veya birkaç şehri belirleyecekler ve o şehrin belediye başkanlarıyla entegre çalışacaklar. Kendi bütçelerinin %5'ini, %10'unu, %3'ünü bu belediyelere aktarıp orada insanların küçük sanayiden başlayarak köylere yatırımıyla, toprak bütünlüğü halinde köylere yatırımıyla insanları tekrar memleketlerine gönderecek. Ve insanlar da İstanbul'da bugün Bağdat Caddesi'nde gezen bir genç neden köyüne gitsin? Köyünü Bağdat Caddesi'ne benzetemezseniz de o cazibe merkezini göstermek zorundasınız. Gençlik orada kazandığını görebilmeli. Bugün tarım yapan çiftçi sütü 13,5 liraya satıyor, 15 liraya mal ediyor. Bunu 20 liraya kazanç gösterebilmeli. Şimdi dünyada Henry Kissinger'ın bir kitabında bir lafı vardır. Tarıma, gıdaya hükmeden dünyaya hükmeder. Biz eğer dünyada başarılı olmak istiyorsak tarım yapmak zorundayız. Huzurlu yaşamak istiyorsak tarım yapmak zorundayız. Enflasyonu ortadan kaldırmak istiyorsak tarım yapmak zorundayız. Eskiden mesela, olduğu gibi. Eskiden ne kadar eskiden? 1947'ye kadar. Ama sonuçta bitti. Bunu yapıyorduk biz. Yapıyorduk ama niye yapmıyoruz? Bakın buradan ben siyasilere sesleniyorum. Hiçbir şey bilmiyorsanız taklit edin. Ben sadece ilk başta taklit ederek başladım. Araştırdım. Bu adam neden başarılı? Bugün Hollanda neden başarılı? Hollanda yılda tarımdan 126 milyar euro para kazanıyor. Bir orantı yapın. 7000 kilometre karede bunu yapıyorsa 283.000'le orantılayın. 5 trilyon euroya çıkar. Hadi o rakam çok büyük hayal olsun. 1 trilyon euro yapar. Biz 50 tane üniversitemizde
Ziraat Fakültemizi neden bir yerde birleştirip ciddi bir Ar-Ge yapabilen üniversite haline getiremiyoruz? Hollanda bunu yapmış. Umarım bu kurduğunuz güzel hayaller çok yakın bir zamanda desteklenerek istenirse olur. Böyle gözle görebileceğimiz, mutlu olabileceğimiz bir gerçeğe dönüşür. Umarım. Ben çalışıyorum. Eğer siyasiler de destekler ise olur. Bakın çalışmadan hiçbir şey olmaz. Olmayacak hiçbir şey yok zaten. Kesinlikle. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tele1 TV seyircilerine söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Ben ülkemi çok seviyorum. Çalışalım. Gerçekten çalışalım. Ama gerçekten çalışalım. Bir yerlerden kurtarıcı beklemeyelim. Toplu olarak çalışalım. Bireysel olarak hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Tekrar söylüyorum. Toplumlar kişisel gelişemez. Kişisel gelişimi bir kenara bırakın. Ciddi bir tuzak bu. Toplu olarak gelişmeye başlayalım. Aynı ilkokul 4. sınıfta hani bizi kümelere bölüp toplu grup şekilde iş yaptırırlardı ya. Okulda eğitim verirlerdi ya. Eğitim sistemimizde bir an önce değiştirmek istiyoruz diye bağırmamız lazım. Çağırmamız lazım. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim, sağ olun. Efendim, bugün de başka sohbetler böyle bitti ama gün belki de sizin için daha yeni başlıyor. Hepimiz için yeni başlıyor. Günün tam ortası. Şimdi şu saatten sonra hani ben enerjik başladığım programın başını kaçıranlar olmuştur belki. Böyle pozitif, stabil bile kalabiliyorsak iyidir dedim. İşte bugün öyle devam ettirmeye çalışalım ve her günümüzü öyle devam ettirmeye çalışalım lütfen. Bunun bize faydası olacak. Hafif delirelim, hafif hunileri takalım. Pozitif olmakta fayda var. Yoksa işimiz gerçekten çok zor. Yoksa kısmından sonrasını atalım ve cümlenin başına dönelim. Pozitif olmakta fayda var. Güzel insanlar, güzel insanlarla karşılaşsın dilerim. Ve bu nasıl oldu diyebileceğimiz mucizeler tez zamanda güzel insanların kapısını çalsın. Hoşçakalın. Sizin programlarınızı seyrederken Ama biraz soğuk. Aynı var mı? Var mı? Sen sohbet edin.